Gelen.com'un sponsorluğunda VU konferansına hoş geldiniz. Size canlı bir şekilde aktarım yapacağız. Ben Furkan ve canlı yayın konuğumuz Orhan. Merhaba Furkan. Merhaba. Heyecanlı mısın? Tabii ki heyecanlıyım ama tabii ki VU alamayacağımı düşünüyorum şahsen. Sen alabilirsen artık. Biz de takılırız. Evet Furkan şu anda galiba görüntümüzde bir sorun var. Ne gibi bir sorun var? Yani Sabit kesme mi? EEW falan böyle ters olmuş galiba biraz. Ne oldu buna? Şimdi nasıl? Dur bir yenileyim. Şu anda Şu anda düzgün. Şu anda normal, evet. canlı yayındayız. Nintendo.com.vu'da da görebilirsiniz. Ama ben ses niye gelmiyor? Tamam, Efendim? neyse. Şu anda insanlar toplanıyor. Bakalım ne konuşacaklar. Furkantastelen.com'da da paylaşmadık daha ya. Kendi kanalım. Aa, yok mu? Nasıl olmaz? Hangouts nerede? Bir Nintendo.com'un görüntüleyen var. Sensin galiba. Sen Evet benim. görebildin mi şu anda? Şu anda hala Wii U'nun resmi duruyor burada. Nereden gördün? Nasıl nereden gördüm? Linki yok. Ha, ben hani subscriber'ınım ya. Ben kendi paylaştığım şeyi göremiyorum. Saçmalığa bak ya. Linkini atsana bana. Aa, yok, şöyle yapacağım. Atayım ben yine. Kusura bakmayın, teknik aksaklık oluştu. Yok canım, kusura bakar mıyım? Sana mı dedik? İyi de şu anda tek izleyici yok mu? Bilmiyorum. Dur, insanlar gelip girecek şimdi inşallah. Neyse, şu anda ekran görüntüsü vermiyoruz. Sıkıntı yok. İnsanların sesi gelmiyor ya. Neyse. Şu anda Wii U için toplanan insanları görüyoruz. Herkes bir şeyler çekiyor. Bu Nintendo'nun Apple'dan güzel tarafı kendisi yayınlıyor yani, hiç başka kaynaklardan almak zorunda kalmıyoruz. Ki dün çektiğimiz zorluk baya hani bizi zorlamıştı. Gerek Ki resimleri dün anlatıyorduk çektiğimiz burada, gerekse hani sürekli güncellenen dev bloklardan anlatmak tabii ki daha normal, zor. hani daha zor. Bu arada Furkan, evet burada buldum. Getting. Peki Furkan, neden biz bu event'e katılmadan önce doğum tarihimizi yazmak zorundayız? Bilmiyorum. Nintendo'nun galiba bir yaş sınırlaması var. O da 13 galiba. Onun için 13 yaşın altındakiler. Bilmiyorum. Wii U çünkü daha çok artık oturarak oynanıyor, çocuklar için değil galiba diye düşünüyorum. Ya da anket topluyor olabilirler. Anket yapıyor olabilirler. Evet, çocuklar için uygun olmayan içerik olabilir diye bir zaten yazı çıktı başında. Hani bu biliyorsun Peggy'nin falan şeyleri var. Yaş sınırlaması var. Evet. Ve şu anda 240p'de açıyorum videoyu. Yani canlı Kaça yayını. kadar sınırımız? 480p üstü. Best diye bir şey var. Öf, 40 yılda bir şey yaptık. Onda da sıkıntı çıktı ya. Yo, aslında 40 yılda 2 oluyor Evet. Şu anda Facebook'ta da paylaştık. Siz de arkadaşlarınızla paylaşırsınız diye umuyoruz. Twitter'da da Evet, paylaşıldı. sosyal yorumlara bakıyorum şu anda Furkan. So much blue diye bir yorum gördüm. Hani çok fazla mavi. Benim de dikkatimi çekti açıkçası. Bu evet. Yani çok fazla mavi. Wii U'nun Neden acaba? dokunuşu ile alakalı.
Wii U'nun logosunda arka plan mavi, onun için mavi yapmış olabilirler. Zaten genelde Nintendo da mavi kullanıyor. Yani mavi konsolu da var. Mavi güzel bir renk, ben de severim. Bir dakika Furkan. Şu anda bakalım kaç kişi var. Şu anda bir görüntü leğenimiz var. Her kimse hoş gelmiş. Hala kimse gelmedi. Canlı bloklarda da bir şey yok. Evet, hoş geldim. Tekrar hoş geldin. Şu Hoş mu anda geldin? Facebook ve Twitter'da da paylaştık. Hemen Facebook kullanamıyorum şu anda. Yani kullanırım da kullanmayacağım. Twitter'dan. Twitter'dan retweet edersen de güzel olur. Bakalım kaç beğenenler var ama hiç şey yapan yok. Giren yok galiba. Kimse gel. Biz arkaya müzik açalım en iyisi. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep it going, keep it going, 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 going. I got a little bit trash last night, I got a little bit wasted, yeah. I got a little bit mashed last night, I got a little sh-faced, yeah. Well, I'm on a roll. If you don't know, but now you know. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep it going. Buradayım. Keep it going, come on. Bu sefer galiba bir demo şeklinde gösterecekler. Tam olacağını, nasıl olacağını biz de bilmiyoruz. Fiyat açıklaması yapılacak en başta. Onun evet. Dışında kontrol bizim için en önemli aslında bu. Bir şey yok. Ben şu anda Wii U'nun özelliklerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Pardon, Wii'nin özellikleriymiş, yanlış baktım. Canlı bloklarda da resimler gelmeye başladı fakat gelen eden yok şu anda. Herkes etrafına bakınıyor kim gelecek diye. Yalnız gelen resimler Nintendo'nun kendi yayınladığı videodan daha kaliteli, o da ayrı bir konu. Keep it going.
Şu anda canlı yayında da zaten yazı geçiyorum. Evet, şu anda bakıyorum. Wii U 1080p görüntülere destek veriyormuş. Full HD Ahmet oluyor. Abi... Evet. Pardon. AMD R700 serisi grafik işlemcilerinden biri bulunuyormuş cihazda. 1 GB bellek varmış, yani bildiğimiz adıyla RAM. 750 ile 825 MHz arasında bir frekansta çalışıyormuş. Biraz hızlı olursan başlamak üzere çünkü. Tamam. İşlemci tercihi IBM'den yapılmış. Wii U'da 32 nanometrelik 4 çekirdekli IBM Power işlemcisi varmış. Bu mudur? Budur. Tamam. Şimdi... Şu anda tabii ne yayınladığımı da bilmiyorum. Bayağı kötü oldu. Evet, şu anda benim dışında bir kişi izliyor. Güzel, hoş geldin. Her kimsen? Hala bekliyoruz. Biz de o sırada kontrol edelim Facebook'u. Giren arkadaşlar eğer bir cevap yazarlarsa YouTube'a vesaire daha da güzel olur. Yani bir yayınlarda şey görüyorum ya. Şu anda hiç bir yerden yorum yazan yok. Lütfen yorum yazarsanız. Biz de bilelim burada oldu. Öyle. İki geçiyor ama hala bir şey yapan yok. Hala bekliyoruz Nintendo'yu. Ne bir ses, ne bir şey, hiçbir şey yok. Sadece karşımızda bir U var. Umarım böyle bitirmezler. Yani tanıttılar da aslında. Adını verdiler, yeter bize. Adını zaten vermişlerdi de. Evet. Orada da şarkı çalmışlar. Payphone, Maroon 5'ten. Arkadaşlar kontrol ediyorum, lütfen bir şey yazın ya. Evet, renkler mora döndü evet, galiba bu arada. Bir giriş yaptılar, biz de hemen şey kapatalım. Yalnız hala ses yok. Japonya'da yapılmıştı. Fakat hala olmadı. Evet, şu anda New York'ta bir tecrübe turu adında bir şey var. Miami'den New York'tan Miami'ye, Miami'den Chicago'ya. İnsanlar Wii U'yla oynuyor şu anda. Ses yok. Harikalar. Ses yok ya. Geldiler. Evet. Sende ses var mı? Evet. Bende yok. Bir tane adam geldi, konuşuyor şimdi. Hadi. Çok özür diliyoruz. Evet, ve görüntü don. We hope to have provided all those answers. So let's get started. Hadi evet, bende de don şu anda. Wii U. Yine gitti ses ya. Of. Thank you.
66 günde Amerikan storelarında, mağazalarında bulunacakmış. Fakat bu Nintendo kendi keşke yapmasaymış. Hayır, hiçbir şey istemiyoruz. Bir durun ya. Oho. Şu anda yayının gelmesini Those were the actual reactions of Evet, 18 Ekim 2012'de geliyormuş bu arada. Şu anda bir bilgisayar. Bu şu anda yaptıkları şeyler aslında yani bu Wii U dediğimiz şey aslında Nintendo DS, DS XL vesaire giden ailenin aslında televizyon için uyarlanmış olanı sonuçta en aşağıda yani elinizde tuttuğunuz kısımda bir dokunmatik ekran var. Aynısını Nintendo DS'lerde de bulabilirsiniz. Bunu büyütmüşler, Wii'ye de getirmişler. Daha güzel yaptık diyorlar tabii ki. Wii normalde hareket etmesi gereken bir konsoldu fakat bunun sayesinde daha çok oturarak da yapılabiliyor yani. Daha çok kilo alacağız diyorsun yani. Evet, Wii hareketli olmaya devam etmeliydi. Yani çok farklı firma, farklı düşünceler. Geriye herkes sıradanlaşmaya başladı bence. It includes the Wii console, the Wii U gamepad. Yani bilmiyorum ben tabii normal Wii'de Just Dance oynarken aldığım zevki bunda alabilecek miyim bilmiyorum. Şu anda bunun içinde Wii U'nun kendisi varmış. Bir tane gamepad var. Bir tane adaptörü var, kablosu var, görüntü kablosu var. Bir de Wii U'nun sensör çubuğu var. Yani bir şey yok. Ama 32 GB'lık versiyonunda şarj etmek için olan varmış. Bir de gamepad ve standları var. Bir stand varmış. Nintendo dünyası gibi bir oyun da varmış. Şimdi öyle geliyor. Kutu içeriğini azaltmışlar yani. In the deluxe digital promotion. With it, players will receive points for each digital download that they purchase. Her indirmede puan kazanıyormuşuz. Those points can be used for the purchase of future digital content from the Nintendo eShop. İndirdikçe puan topluyorsunuz. Topladığınız puanlarla da daha çok şey alabiliyorsunuz. Yani yine harcamaya yöneltiyorlar. Why we don't see any Wii remotes or Wii nunchuk controls? Tabii ki bizim Türkler ya da işte kafası zehirle çalışan Amerikanlar durmayacak. Jailbreak tarzı ya da işte bir şeyler yapacaklarına inanıyorum. Yani Wii U ile birlikte bütün eski Wii oyunlarını ve diğer mesela işte eski Atari dediğimiz Mario vesaire o oyunları da hala çalıştırabiliyor. Yani geriye dönük uyumluluğu da var. Diyelim siz Wii oyunu aldınız, Wii U oyunu değil ama bunu Wii U'nuzda da oynayabiliyorsunuz. Şu anda Wii'si olanlar üzülmesin. People to require repurchasing those accessories that they already own. Zaten olan insanlar bir daha aksesuar almasına gerek yok. Yani ben mesela bir Wii sahibiyim. Ben Wii U aldığım zaman aldığım nunchuck'ları, Wii remote'u, diğer aksesuarlarımı Wii U ile de kullanabileceğim. Bunları ayrı olarak da satacaklarmış. Should start appearing on store shelves of $299.99 başlıyor. 8 GB basic set. It's $349.99. Bana yeni geldi. $50 we've deliberately answered most of the big questions right off the bat. So that you can sit back. Ve yayın gitti. New game announcements from here at home and from overseas. Evet. We'll have a short live demo of a franchise that a lot of Nintendo owners have been waiting for. And we'll show Wii U in a way you haven't considered before. And before it's all over, we'll look at the full and very robust list of Wii U games that'll be available either right on launch day or coming soon thereafter. Açılış gününden itibaren bütün oyunları göreceğiz yani.
videonuzu alır almaz hiçbir oyun sıkıntısı çekmeyeceğimizden bahsediyor. Her şey video, önceden hazırlanmış. E3, some people have had a much longer look at Nintendo Land. Evet, bazı oyunlarla ilgili konuşacaklarmış. The more they play, Nintendo the more they've understood how it realizes the potential of Wii U and the gamepad controller. Among media, including some of the folks right here, the comments we're seeing are like these. Paradigm shifting potential. A pretty robust, sosyal super fun Nintendo Land designed around cooperation and friendly, fun competition. Ya da bir şeyler sorabiliyorsunuz. The potential for a new flavor of cooperative play is huge. Herkes iyi bir şeyler my yazmış. Favorite. Rarely has something so galiba böyle bir sosyal ağ V'de de vardı galiba değil mi? V'de olmayan bir But şey. But of course, you're going to want to decide that for yourself. And one of the things you're going to want to consider is inceleyenlerden IGN falan onların hepsinin iyi yorumlarını gösteriyor. Çok zekice bir şey yaptıkları. Çok basit ama çok zekice bir şey. Nintendo Land along with 11 other attractions. Bill Trinan from our Treehouse group is just back from Nintendo headquarters in Japan, where he got a long look at the latest update. So I'm going to ask both Bill and Corey Olsvery to come up here and share the highlights of how Metroid has been reimagined for Nintendo Land and Wii U. Guys? Genelde iki kişi çağırıyor. Onlar Wii'nin tanıtımında da vardı. Şu anda Wii U'nun Thank you, Reggie. Yapacaklar tabii. Good morning, everyone. Şekilde yapıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Corey, you ready to have some fun? Let's do it. Peki iki kişi aynı kişi mi? Yoksa ben bu işin içinde bir biteni arardım. Many, I think some of these individual attractions here in Nintendo Land, and specifically I mean the ones that we're calling team attractions, have the kind of depth, challenge, variety. Bu arada yine donup donup duruyor. It's going to keep you coming back a lot. Even if you consider yourself a core gamer. And I say this based on my time playing the game. And I want to show you this morning using just one mode of the team attraction, Metroid Battle. And that's what Corey and I are going to play. Now, you probably saw the foundations for Metroid Battle at E3 2011. But the mode has come a long way since then. And in fact, what we're showing you this morning is an all-new mode. And actually, I should clarify, it's Metroid Blast. I said Battle. It's Metroid Blast. But this is an all-new mode, and it's, in fact, we're not even battling. These are cooperative missions called Mission Assault, evet. And we've got waves of enemies that we need to take out. You can see Corey fighting on the ground on the main screen, and I'm taking some fire here from some missiles. You can see me controlling the ship up on the side screens here. And I'm using the gamepad to do that. And of course, the gamepad is central to this experience. Şu anda iki I've got full kişi control. Oyunu, the depth of control is fantastic. Because what I've got here is, oh, look at that. You've got Corey now grappling from the ship. And he can shoot at the enemies while I fly him around the level. Yani so we'll go ahead and pop you up here, Corey. Let you drop down there. So I'm controlling the ship using dual analog for movement front to back and side to side. I'm also controlling my elevation. And of course, while Corey's on the ground, he's going to be using his charge-up shots. He may need to dodge enemy attacks. And he may also, you know, be using his grappling. Evet, yani özellikle PlayStation gibi platformlarda ekran bölünmesi çok büyük sıkıntıydı. Şu anda ikisi de parçalıyorlar. So I've been talking quite a bit here, but apart from all of this, I think what's a lot of fun and really great about this Çok game is the fact that we're going to have to use all of our abilities because there's a variety of different enemies, and you can see that some of them require different tactics, like these cyclones that we've got here, which if I just shoot at, they're going to kind of bounce off. You just shot me. O oyunda da mesela ekran bölünmüyor. İki kişi yine birbirine yardım ederek oynuyor. Bu but we've also got some enemies that are a little bit smarter than yani others, which we should be seeing in just a second değil, if we can power through this next wave. Arkadaşlarınla birlikte oynamak için tasarlanmış bir konsol. You grab that heart there, buddy. Neyse ki bunu hala kaybetmemişler. Bu özelliklerini hala koruyorlar. So I'm checking on my radar here. It kind of gives me an indication of where these new guys are. And you can see that these are Zabishans, obviously from the Metroid Onlar series. They're a little bit smarter. If I fire a missile, they're at least smart enough to run out of the blast radius.
But strategically, that also helps me out because what I can do very quickly is kind of scatter them, which will make it a little bit easier for me to pick them off one by one rather than necessarily trying to take heat from the entire group. Now, as I mentioned, this is just one mission in an assault mission. We've got another wave of enemies here. I think this is hopefully the last one. This one is really, it's about 8 missions in, and that's not even halfway through what you're going to find just in this mode. And of course, Corey and I, we're here playing together, which we can do with more than just 2 players if we want to. But the other thing is that I can play these alone if I want, and I can do that either on the ground or I can do that in the air. Talking and playing is not as easy as it may seem. All right, I'm going to try to take these guys out. I think first thing I'm going to do is grab an item because I could probably use it right about now. I'm running a little bit low on health. There we go. All right, so I'm going to zoom in because there we go. Nice. Tabii şu anda konuşan kişi The other thing that's nice is using the motion to aim. It feels really natural. I think it's just perfect here. Let's see if we can get these guys taken care of, Corey. Canlı yayında telefonu çalan kişi. Let me see if I can grab another one of these items. Oran sen çevirsene ne diyor? Now separate from assault ben de donup mission, durmasa çok güzel çevireceğim de. Is also going to feature 2 additional modes, and those are also multiplayer. Evet, eşyaları alıyorlarmış oradan. Ground versus air. It's like we've got one enemy left. Where is this guy? He's right over there. Evet, dondu. And then the other is going to be a ground-only multiplayer free-for-all. Bu multiplayer versiyonu. So this attraction alone, you know, from my perspective, is almost going to feel like it's its own game. And that's just one of the many attractions in Nintendo Land. Today, you're going to also see the full range of experiences that Nintendo Land has to offer. Some smaller than others. Bugün aynı we're zamanda going to see today how the competitive attraction Mario Chase has progressed since we first showed it. You're going to get a look at another of the fun and maybe a little bit simpler solo attractions. This one's going to be Balloon Trip Breeze. And personally, I hope you'll sit down and play it because I feel that that game has probably one of the most underappreciated pieces of music in the history of video games. And I know that at least a few of you out there must agree with me. Now, there's one more team attraction. And these, again, the team attractions being the deeper ones. One more of these that you're going to see, and this is called Pikmin Adventure. This is an action-based multiplayer attraction. It's fast-paced, and it is çok eğlenceliymiş. But it's fun in a different way from the strategic gameplay that we see in the main Pikmin series. Now, there's another game that I want to talk to you about today that you will be playing on launch day, and that's New Super Mario Bros. U. Obviously, we've told you it's an all-new game, and it has all-new power-ups. Including what you see here, which is flying Squirrel Mario. All right. You also are going to see, obviously, the baby Yoshi that we introduced at E3. You may even see some nice new galiba uçuyor. Yoshi geliştirilmiş. Şu anda bizim görebildiğimiz. Obviously, we've also told you that with New Super Mario Bros. U, you can play in some modes as your Mii character. Or as any new character that you've created. But that's not all that's new. This time, the map itself features something. A wholly interconnected world. Now, this is a simple addition to the New Super Mario Bros. Series, but it's one that the fans have been wanting to see for years. There are a lot of levels in this game, and a lot of secrets to uncover. But what really sets the game apart is, once again, the Wii U gamepad and the new modes. We introduced Boost Mode at E3. And today we want to tell you about Boost Rush Mode. Evet, hayranların yıllardır görmeyi istediği scrolling levels as quickly as you can. As you collect coins, the scroll speeds up. And that enables faster times, but it also is going to up the challenge for you. Now, Boost Rush is where the gamepad's boost block feature really turns from simple aim to super strategy. Because I'll tell you right now, co-op speedruns are going to require serious skill and coordination. And I think Mario fans are really going to love them. We've also added another new mode that I can tell you about today for the first time, and these are challenges. These are objective-based mini-levels that are going to test your Mario skills and also going to help you be a super player. Now, some of these objectives may just require you to complete a level within a certain time limit, or they may ask you to try to complete the level without ever touching the ground.
or any number of other objective skill-based challenges. And these are the kind of challenges that Mario fans want. And we're doing it in ways that they've never experienced before. And then, with Miiverse integration, it's going to give you the opportunity to share those newly developed Mario skills with other players. So we're going to go into more detail on Miiverse in New Super Mario Bros. U and other games as we get closer to launch. Now there's one last launch window game that I want to touch on today. And that's Lego şey gibi hani bu. Başka bir şey daha varmış. Söyle. Temple Run'ı oynadıktan sonra skorunu Twitter'da paylaşmak gibi bir şey oldu artık. Evet. Locations of the popular Lego City brick sets come to life in a massive world. And you're going to go undercover as Chase McCain. Lego oyunu varmış. Chase McCain? Evet. You're going to use the Wii U gamepad to track down criminal mastermind Rex Fury and put a stop to the crime wave that has swept the city. Now, as a big fan of the Lego games and the Lego bricks, I'm happy to announce that a special Chase McCain Lego minifigure is going to come as a pre-order bonus while supplies last. You're going to want to pre-order early to ensure you don't miss out on that special minifigure and all the action, fun, bu figürleri satın alıyorsunuz yalnız yani. Lego City Undercover. Hayır yani önceden sipariş ederseniz yanında geliyormuş. Ama alabiliyormuş. Yani, üzülmeyin önceden sipariş etmenize gerek yok. Okay, you've had zaten enough. Türkiye'ye gelene kadar. So hopefully that gives you a clear picture of the range of experiences in Nintendo Land, what's new about New Super Mario Bros. U, and why you're going to want to run out and get Lego City as quickly as you can. These games are fun, Lego but that's only a taste of what we'll be playing and what we have to share today. Tabii önce Wii U'yu almamız gerekiyor. Çok eğlenceli, right? Çok eğlenceli. Thanks guys. Gördüğünüz üzere sadece nice job, bir gamepad kullanabiliyorsunuz. Onun dışında kullanabileceğiniz Wii Remote'lar 3 tane gamepad'in dışında. So that's just the start of the game news that we have for you today. There's a lot more to come. Sadece bizim size söylediklerimiz daha bir sürü gelecek şey vardır. Tabii ki 3 oyun için yani bir konsol olamaz. I mean for Nintendo something entirely different. And as a matter of fact, it's çok probably the most different non-gaming initiative Nintendo has ever introduced. It's different, bu farklı. But it's also a progression of the evet, Nintendo en farklı ilerlemenin göstergesi diyor. Today, bugün, we is in tens of millions of households, primarily as a game console, attached to that big screen where the family gathers. Şeyden bahsediyor, benim now, size söyleyeceğimden we're expanding bahsediyor. With a broader entertainment experience. Herkes sadece televizyonunda oynuyor diyor. Yani at E3, we talked about the three pillars supporting Wii U. Diyor. Fakat bu Wii U'da games, ekstra bir özellik var. Miiverse, and something we didn't say much at all about back then, the one called entertainment. Eğlence hakkında söylemediğimiz şeyler. Well, it's time to bring that third pillar into focus. Today, we give it its real name, and we're pleased to announce Nintendo TV. Nintendo televizyonu. And after me and we, you bir dakika Furkan, kapı çalıyor. Nintendo TV. This is something we've been kicking around for a long time. Çok uzun zamandır. And enthusiasm only grew as we saw Wii become the singular device that most people use to connect their TV to the internet. Wii televizyonu internete bağlamak için kullanıyorlar. But in honesty, for our idea to fully come to life, we had to wait for the right technology to come along. Tabii biz diyor yapmak and için with diyor, Wii U, it bekledik. Has. Doğru teknolojinin gelmesi. In a minute, Wii we're going to show you cihaz a deeper look, so you can see for yourself. Bir televizyonunuz, bir de Wii U'nuz olsun, başka bir şeyiniz olmasın. Let's take a look at a quick preview. Bir bakalım diyor. Wii U'yu gördük masanın üstünde. Açtı Wii U. Yeni bir yol bulmak için gösteriyorlarmış. İzleyin. Geliş. Artık her şeyinizi bir yukarıdan yapabiliyorsunuz. Yani onun dışında bir oyunun dışındaki şeyleri de artık bir yukarı yapmanızı sağlıyor. Bir hatırlatma söyleyeyim. Kadınların hiçbirisi Türkiye'de yapabilirler. Netflix, Amazon, Netflix, o video galiba.
dahil TiVo özelliği var. Bu yine burada yok ama TiVo tabii çok ayrı bir şey. Hepsi tek yerde. O zaman Amerika'ya taşınalım Furkan. Öyle olması gerekiyor. Bir yer yok. Hiç yapamıyorum. Ama orada TiVo yok. İstediğiniz yerde izleyebiliyorsunuz. Ya şimdi ya da sonra. Ama her şeyi Wii U'dan yapmanız tabii önemli bir şey. TiVo'yu da kontrol edebiliyorsunuz. Bizim de şimdi geldi aslında. Yeni özelliklerle birlikte uzaktan kayıt vesaire. İstediğiniz zaman Wii U'ya bakıyorsunuz. Smart kontrolleri de görüyorsunuz. Ekrandan izlerken kendi ekranınızdan da oradan görebilirsiniz. Tabii paylaşımı da yapıyorsunuz. Facebook'da, Twitter'da. Bir şeyler olurken televizyonda siz de oradan haberleri takip edebiliyorsunuz. Çok yakında. Ne izlediğiniz ve ne izlediğiniz hepsi bir arada diyor, Wii U'da diyor. İzlediğimiz televizyon ve nerede izlediğimiz hepsi Wii U'da. The person who spent too many of his waking hours figuring out how to power on this vision is Zach Fountain, a director of network business at Nintendo of America. He's here with us today, so please help me welcome him on stage to make a full and proper introduction to Nintendo TV. Zach? Ben de öyle bir şey beklemiyordum. Ama bu da Nintendo'nun bir özelliği tabii ki. So we're going to get comfortable here in these nice comfy chairs. Çok konforluymuş. And enjoy a little Nintendo TV. Oh, konforlu. So Zach, çok konforlu. How would you describe Nintendo TV? Three parts to Nintendo TV. First, it's finding something to watch. So you can imagine izleyebilmek için bir şey bulabilirsiniz artık diyor televizyon. It tells you what's on Netflix. What's on Netflix Hulu? Netflix var, film kiraladığınız bir yer. And what's on your DVR? And what's on your TV channels? All brought together in one diyor. Guide. Second, when you do find something to watch, it's the ability to start the program directly from the gamepad. So you can think about this as the remote control aspect of Nintendo TV. And then third, once you're watching, having a little fun with others by engaging with those moments that unfold on live TV with friends and others. So find, watch, and engage. Diyor. That's great. So bir şey izlerken başka bir şeyin de great. So we're looking at evet. The homepage. Bir şey izlerken başka bir şeyin de keyfine varabiliyorsunuz diyor. The first thing I'll point out is everything we're showing today is on the gamepad. Nintendo TV is truly a second screen experience, but just so you can see it a little bit easier, we're outputting it to the big screen. Before we actually explore these main categories of favorites, TV shows, movies, sports, and search, I want to point out to me in the upper left-hand corner, this is a personalized experience. So everyone in the household can personalize Nintendo TV for their own interests. And as we go through this demo, we'll be pointing out exactly what that means. Let's go ahead and get started. So I'm going to choose TV. Televizyon seçti, görüyoruz. And immediately you'll see, görüyoruz. Obviously TV shows in the section, but again reinforcing the point that what you're viewing here is based on your interest as well as what's available on bu, your sources. Sizin ilginize göre live TV on your DVR and the popular services yani that you siz use mesela all brought together ararken, in one place. Bir zaman sonra I can also explore where we are in kalmıyor. A section called popular. Tying back to your profile, popular may mean that your friends have favorited this show popular or might mean it's just trending arkadaşlarına, senin izlediğin, I can look at recommendations. Recommendations gösteriyor. Might mean Nintendo TV is making a recommendation or in this case it might mean that önerileri falan görebiliyoruz. I'm a big Breaking Bad fan. Yani ben Merlin'i izlerken atıyorum bana Game of Thrones'u önerebilir. Daha seçmeden önce bu da kanalları görüyorsunuz. MSNBC. And then for those of you that want a truly retro view, we've got the old classic grid available to you as well. When I dive a little bit deeper, I know Modern Family is one of Reggie's favorites. I then see what episodes are available. Again, hangi bölümlerin olduğunu görebiliyoruz. And of course I can diyor. Also see when there's an upcoming episode. In this case, Modern Family is having the season premiere in just a few days.
Information is important as well, and we provided it in context, so I can also access information related to the show that I'm interested in, and also have, with the touch, access to other popular information sources. I have four icons at the bottom of the gamepad. The first is to add to your favorites, that's the gold star, and Modern Family is already in the favorites, so if it wasn't in the favorites, it wouldn't be gold. I can set a recording for the series or an individual episode. I can see friends that have favored the show, both from Miiverse as well as importing Facebook friends as well. And that last icon on the bottom is how Reggie would have sent his personal recommendation. Çok harika bir alet. When I find an episode that I want to watch, kesinlikle Amerika'ya taşınacağım. Sadece dokunup izleyebilirim. And then I'm going to be presented with my viewing options. Again, spanning video applications on the bu, Wii U, Hulu'da, Amazon'da, what's recorded on your DVR, and what's on TiVo'da live TV. So really, here is the big innovation Nintendo TV, bringing all of your services to one place for you to choose from your Netflix, from Hulu Plus, from all of the different services Hulu'dan that you participate in, plus live TV. All brought together in one place, yeah. Before we actually start watching the program, we're going to show a few other categories, so I'll head into movies. And just some slight differences in movies. I'm going to choose a movie here that interests me. And you'll see that because reviews are important, we're going to have built-in reviews that you can easily access, as well as you will see the ability to watch a trailer on the gamepad. So if you're watching something else on the main screen, you'll be able to watch that trailer on the gamepad to decide if you're going to watch that next. And again, similar to TV shows, once I'm ready to watch this program, I'm just going to touch and it's going to show the source that's available. In this case, it's Netflix. Onun gibi. On to sports. Sports looks different, different because for the sports fans in the audience, it has to because the score evet. Is of important context. Maç sonuçları gözüküyor şu anda. That does show because it's a tied in the fourth quarter and a few minutes left. So we're presenting that quick view as a game card. And we're also moving from your profile, your favorite teams evet. Earlier in the list. Şu anda Amerikan futbolu sonuçlarını görüyoruz galiba. Evet. Search, powerful and simple. Arama bölümü varmış. Bana 2 saniye sonra geliyor bunlar tabii. Typed in baseball, it's going to pull what's available to me across ha, baseball movies and TV zaman shows. Mesela, and I can obviously scroll through and make a selection. Ne var, again, from all your available sources, whatever you subscribe to. Last view of the five icons is favorites. And up to this point, we've really been in discovery, trying to find something new to watch. But favorites is very different. Favorites is directly linked to your profile. There's no recommendations in here. And this is basically Nintendo TV telling you, you have these interests, you have these favorite bunlara TV shows, movies, sports teams. TV sana this is what's diyor. On right now, this is what's on in a few minutes, this is what's just been recorded on your DVR, this is what's biraz just been added to one of your popular services like şu anda Netflix. Olanlar, mesela, and, bir takımı as you saw in the video, I can also be on the couch with others in the family and quickly represent mesela, their interests as well, including bringing the entire family together. And all those interests in one place to make a viewing decision if everyone's sitting together. And again, all of this is personalized. So if you have a member of the family who doesn't want to input their profile, Ren, they can choose please, to opt out, and they don't participate in that part. They have full control in those settings, exactly. Bir profil olduğu one last thing to show you from the main homepage is the built-in remote. And I love this because it's also going back to your profile, and it's automatically adding your favorite TV channels to this outer layer of the remote. So when you know where you're going, you can just, with a quick touch, be on your way. I can also güzel bir özellik bu. Interact with my DVR from this screen, as well as her şeyinizin altında. TiVo dediği yayınları so let's go ahead and watch something. So I'm going to go back into Modern Family. Şu anda bölümleri görüyor. Onunla alakalı resimler var. Evet, şeyler izleyecekler bakalım. And we're going to go ahead and watch the Halloween episode. Halloween episodunu izleyecekmişiz. And I'm going to choose a TV channel. Bir kanaldan da izliyor hangi kaynaktan izleyeceğini çünkü güç so now the view on the gamepad looks very different.
So on these outer screens, you'll be seeing Modern Family begin to play. Başka gözüküyor. And what's happening now on the gamepad is Nintendo TV is capturing those moments that actually happen on live TV. Gamepad biraz daha böyle dizi izlerken falan kumanda görevini görüyor galiba. Ekranda onunla alakalı bir şeyler share by commenting and based on my profile settings that might share out to Facebook. Bir şey paylaştığınız zaman ekrandaki o anki görüntüyü görüyor. Whoops. I can indicate an emotion oylama that specific moment made me feel. And then I can interact in other ways. I can obviously see other comments. Diğer yorumları I can take part in polls. I can get a pulse of that broader social buzz. And other fun content as well. So you can just imagine this experience for sports. Before we go to sports, bunları aynı like şekilde spor maçlarında the episode has been going on, so things that happened even earlier before you tuned in would be highlighted. You could go back to just get a quick update as to what's happened in the show that you might have missed. Çok çabuk yeah, Nintendo TV is not just generally synced to what program you're watching, it's synced to specifically where you are in that program. Nerede olduğunu so again, if you joined in progress to Reggie's point, you could move backwards and catch up. Şu anda bizi izleyenleri de kontrol edelim. So let's look at sports. Bir görüntü yayınımız var. Harika. Benim o. So again, sports looks different because it needs to. And here the gamepad view looks very different. On the left-hand side, you've got all of that data that's important to deepen your experience in sports. I've got a quick game view. I can access stats, players, evet, şimdi scores. Gamepad'de ihtiyacımız olan bilgiler, televizyonumuzda da tabii maç var. Bu arada aynı anda maçı izlerken diğer takımların maç sonuçlarına falan bakabiliyoruz. So a combination yani of engagement and also learning more about what you're seeing on live television. Evet, tabii ki. Same feature, you could go back and see highlighted plays that you may have missed earlier in the program. Absolutely. So that's an overview of Nintendo TV. That's great. Şu so, Amerikan futbolundan da bir şeyler anlatayım. Why don't you summarize for us? I mean, what's the big idea with Nintendo TV? I think as we've seen today, Nintendo TV is bringing together how you watch and what you watch into this one seamless second screen experience. And in the process, the point is ne to make it simple ve, again to watch TV and also have some more fun as well. Ve onunla alakalı I also want to thank our development partners, iDotTV, who've done just a tremendous job of bringing to life Nintendo TV. That's great. Aslında Zach, thanks a million. Thank you. Var aslında. Ama sadece TV ve Facebook'ta var, kimse de kullanmıyor. Tabii bu Nintendo TV çok daha ayrı bir şey. So we'll be rolling out Amerika Nintendo TV in the United States and Canada, and we're exploring the expansion yani of the service throughout the Americas. There's some incredible stuff inside Nintendo TV, but I should also aware all of your YouTube and other web. Bütün YouTube dedi kaldı. So point out that thanks to the internet connection on the Wii. İnternet bende dondu şu an. But you won't pay a penny more for it. Nintendo TV is included in every Wii U purchase at no additional cost and with no monthly fee. Her Wii U aldığımızda var. And I'd like to yani stop şey and just put this in perspective for a moment. Zaman, Nintendo TV it's always been our goal to try and maximize consumer value by what we include with a hardware purchase. So it's only natural that the same strategy applies to Wii U. Evet, dondu yine bende. But in a significantly larger way. It's not just a high definition console that will again change the way people play. İçinde. Wii U bu is also the only bir, game console with a seamlessly zamanda connected, fully integrated second screen. Aynı zamanda which itself features a gyroscope. Bu arada yorumlarınızı da bekliyoruz. Ben şu anda Discussion'a bakıyorum ve hiç yorum yok. Online gaming community, Miiverse, and infrared connectivity, and video chat, also so at no extra cost. And of course, all of those elements bir şey of Nintendo TV that you just saw. Yani Nintendo Wii U'yu aldığınız zaman bütün özelliklerin aslında sahip olmuş oluyorsunuz ve ekstra bir şey ödemiyorsunuz. Yani evet. Kalkıp those of you here in attendance today, you'll be able to take a look at Nintendo TV for bence yourself. Çok güzel bir olay. And Zach will be around to answer a few of your questions. But now,
Nintendo Let's TV hesabı hakkında diyormuş yani. At E3, hiçbir şeye gerek yok. We let you know şey that Platinum Games was hard at work on Wii U. So let's take a look at what they've prepared. Bakalım bir şey hazırlamışlar. Hem oyun mu? Ya da film. Her neyse çok güzel. O ne ya? Adam bir kılıçla bütün mermileri deldi. Bayonetta 2 oyun. Oyun bu oyun. Oyun. Bayonetta'yı biliyorum evet. It is being produced by Atsushi Inaba and directed by Yusuke Hashimoto. The producer of the original Bayonetta. It will be a Wii U exclusive. Yusuke bilmem ne tarafından özel olacakmış. And that may not have been the Platinum Games title that you were expecting. But we do have a new video for that game as well, including its final PlayStation 2, PlayStation 3 şey gibi. The alien invasion of Earth will be met by a group of fearless warriors. That number just 100 souls. 100 wonderful defenders of our world. Fists will erupt with volcanic fury. Blades will slice with razor-sharp precision. And bullets will... O değil de benim dikkatimi şey çekti. Sen de demiştin hani biraz daha insanları oturmaya yöneltiyor bu yeni konsol. Tamamen PlayStation formatına biraz daha dönmeye başlamışlar. Harika yüz. O da biz. Aa bunlar yüz. Bizde biri diğer 100 artı 1 oluyoruz, 101 oluyor. The Wonderful 101 is a collaboration between producer Otsushi. Bir dakika, 100'den sonra ne 1 oluyor? Director Hideki. Şimdi oradaki çocuğun adı 100'dü, oradaki grubun adı 100. This team of heroes. Biri de biziz. Their massive transformation. Onun biri de stop action. Vay anasını. Çok güzel. Invasion can be experienced. Onlar yapmış. Uzaylı doğru amacı. We're very excited. To be partnering with Platinum Games on these two key games. Şey diyor şu anda uzaylı istilalarını geri püskürtme. Klasik bir aksiyon oyunu. Capcom is bringing Monster Hunter 3 Ultimate to North America and Europe for both evet, Wii U and daha doğruluyorlar. 3DS in March next year. Bu Monster Hunter 3 and the gameplay canavar avı 3. Wii U will support online multiplayer. Wii U Online çoklu oyunculuğu destekleyecekmiş. Bu Avrupa'da var yani bize de geliyor. Between Wii U and Nintendo 3DS. Online çoklu oyuncu full details will be coming soon, so stay tuned. Peki cross platform bir şey mi Furkan bu? Hayır galiba. Bilmiyorum. We've got one final guest with us. Biliyorsun multiplayer oynayabiliyor. I'd like to invite Activision Publishing CEO Eric Hirschberg to join. PlayStation 3 Activision is known around the world for blockbuster entertainment. And several of the most geliyor. Successful franchises in game history. So Eric, come on out. Evet, şu anda Activision'ın ne olduğunu anlatıyor. Bir çok ünlü bir oyun yapımcı well, Eric, I know there şeydir are a lot diyor. Of people here who are pumped şirketidir to hear what diyor. You have to say. So, ve geldi abi. All right, thanks Reggie. We're equally pumped to say it. So, it's great to be here with evet, you şu anda senin dediklerini like, duymak için bekleyen bir sürü insan var diyor. Şu anda sitede 100 bin toplam izleme var. And we're excited because we think we've got a few great games that are going to really help show it off. Evet, adamın konuşmasından belli. Our industry is going through a time of tremendous disruption right now. Evet, hava atmak için birkaç muhteşem oyunları varmış. New business models to new competition to new consumer behavior. And there's more competition than ever before, but there are also more gamers than ever before. In fact, I would argue that games, video games have become the entertainment. Evet, şimdi önceden olduğundan daha çok
çekişme varmış oyun yapımcılığında ama bir sürü daha çok oyun teknolojide geliştiği için imkanlarımız da artıyor onu söylüyor. With its innovative second screen on the gamepad and its HD ready graphics, Nintendo's Wii U we think is the most capable Nintendo platform ever. And it obviously gives our developers a lot of new toys to play with and consider in their creative process. What I've always most admired about Nintendo is that their ideas about hardware and software are so tightly intertwined. And this has also been true a few times in Activision's history, most recently and never more so than with our recent launch of Skylanders. In fact, when Jerry Storch, our partner head of Toys R Us, first saw Skylanders, he said that he thought it was an idea that Nintendo could have come up with. Now, I took this to be a huge compliment. But for all of us at Activision, it always comes down to one thing and one thing only, and that's making great entertainment experiences for passionate gamers all over the world. And we're really excited by the possibilities of Wii U, which is why we're working to deliver a great lineup of titles which will be available in the Wii U launch window. So to take a look at what we're up to, let's show you. Ne yapacağımıza bakalım diyor bakalım. Bunlar tek tek HD ready yani. Gördüğüm kadarıyla genelde çift dişli motorlarıyla çalışıyor. And off goes Johnny. Last year, as you know, we brought virtual play together with physical play in a whole new way, with on to become the number one selling new kids IP of 2011. And year to date in 2012, it's also the best selling video game right now. And this year, the adventure only gets bigger, excuse the pun, with Skylanders Giants. With the Wii U, gamers can play using tilt and touchscreen controls, as well as drag and drop oynarken ekrana dokunup right başka şeyler de yapabilirsiniz plus, diyor. Tabii oyunla alakalı şeylerden bahsediyor bu arada. Hey, yayın dondu. License properties, as you saw, like 007 Legends, which celebrates 50 years of James Bond action by letting gamers play some James of the most iconic action sequences from Bond films throughout the decades, including a few from this year's upcoming film Skyfall. And then, of course, there's Wipeout, everyone's favorite crazy, insane obstacle course based on the popular game show. And we're also releasing an all-new Transformers game called Transformers Prime, which is based on the multiple Emmy Award-winning television series viewed by about 160 million people worldwide. And this one will be exclusive to Nintendo platforms. Now, there is one more game that we'll be bringing to the Wii U. Çok az geliyor. But it didn't make the trailer and I hope you don't mind. Bu arada Wii U'ya getirecekleri başka bir oyun daha varmış. Ama tabii
daha yapmamışlar tanıtımını. Black Ops 2'ymiş o da, Call of Duty. So Treyarch, who you know well, our award-winning development studio, who are the developers of Black Ops 2, also have a long history of bringing Call of Duty games to Nintendo platforms, dating all the way back bu, to the Call of Duty oyunlarını diyor, getirmek But I think diyor, what Treyarch is making this year is nothing short of the most groundbreaking Call of Duty game yet. And it looks great on the Wii U. Hayır, biraz önce iyiydi. For the first time in the Call of Duty franchise, Black Ops 2 takes gamers into the near future, where a whole new arsenal of technology and weapons and gameplay mechanics become possible and open up. Now, with over 35 million average monthly players online, obviously the highlight for a lot of Call of Duty players is multiplayer. And Black Ops 2 raises that bar again. Call of Duty çok iyi bir oyundur ve dünya çapında da bayağı. And we're going to show you what it looks like right now. Şimdi ne olduğunu gösterecekler. Bakalım neye Jacob benziyor. Porter and Jason Addis, who are going to do a live demo. Oh, canlı demo yapacaklar ya. The reason that Jason and Jacob are going to be doing this, ses daha iyi mi? Hayır. I would kill everyone way too quickly. It would be all headshots. It'd be over in a flash. So we're going to let these two guys herkes do the honors. Çok çok the guys are going to be playing in a map located in Singapore called Cargo. Singapur'da olan bir yerde. And they're playing in a mode called Combat Training. Now, this is the full multiplayer experience, only you're playing, in this case, against AI bots. It's a great mode to build your skills if you're playing by yourself, or also with Şu a friend as the guys you're meeting here. Şu anda iki kişi oynuyor gördüğünüz graphically, üzere. You can see that Singapore, this Cargo map, really brings into light the incredible graphics that Treyarch can bring in Black Ops 2. And we've never been able to achieve ya this level varsa, on a Nintendo platform. You can see the atmosphere and the textures and the lighting are all on a new level for what we've been able to do on a Nintendo platform. And one of the and the other thing to note is that it's all being delivered in full HD and in Call of Duty. Bunlar mesela bu oyunu full HD'de yapmışlar. Artık Nintendo full HD'de destekliyor. One of the cool things about Black Ops 2, as I mentioned, is the near future weaponry, much of which is drone technology. Now, you can actually play as a lot of these drone weapons. Now, Jacob just took control of a weaponized quadrotor helicopter, so he's taking the fight to the air, which is a new havada gameplay mechanic for multiplayer bir sürü şeyi yanınızda gezdiriyorsunuz and aslında. We've also reinvented create a class, which gives yeni gamers more control and more choices over how to outfit daha their soldier to fit their style of gameplay than ever before. When we're doing it on the Wii U, all that takes place right in the palm of your hand on the second screen. Bu, Wii U'da so you can change şeyler, your loadout şey, on the fly mid-game diyor. And not miss a second of the action. Now, players can also use the second screen to view their mini-map while they're playing, or even to call in a score streak right from the touch screen. You can tell that Treyarch had some fun figuring out the ways to leverage the gamepad second screen, and what I'm proud of is it's not just for mere novelty, but it really does enhance the gameplay experience. They've also built in support, I think it's worth noting, for the Wii Remote and Nunchucks, as well as the new Pro Controller. Wii so Remote whichever controller you're using on the Wii U, Pro you'll be able to play Black Ops 2. Artık and bir moda gerek olmadan Pro Controller bağlayabiliyoruz onu kendi içinde kendi özellikleri var. How we're using the gamepad to turn what was a split screen into two separate full screens. Instead of splitting the screen down the middle when you're playing with a buddy, one player can now play on full screen on the TV while the other plays with a second full screen on the game. Burada karar vermeniz gereken so time, şey kim küçük Jason's ekranda oynayacak, alongside kim büyük Jacob, full screen oynayacak. On his gamepad. Both guys can play here together competitively or cooperatively in the same room without having to share the same screen. Aynı ekranı if you've ever had to fight for who controls yani. The TV in your house, the gamers will... Ve yine yayınlanır. Orhan? Orhan? The whole squadron drones down on Singapore, and I can tell you it's not a very pleasant time to be an AI bot right now. Right now. Sesin gelmiyor. So that's just a little duyuyor musun? Evet duyuyoruz. Of Call of Duty Black Ops 2 multiplayer for the Wii U. And it's going to be of bu, course even more dramatic oyunu, when you have all your friends playing demo together demo bize online gösterdikleri in a full-on multiplayer battle. So, Black Ops 2. Round of applause for Jason and Jake. Çok teşekkür ederiz. Now of course, sadece gamepad'de de oynayabiliyor musunuz? On the Wii U come with the full epic single player campaign which also has tons of innovations. Ben canlı yayına it's got branching storylines and non-linear gameplay ediyor. Baked into campaign for the first time. And of course our friends the zombies will also be back and better than ever. Sorabilir miyim? We don't have any reveals on that today but stay tuned they'll be coming soon but
what we do have will be in full force on the Wii U. So you really will be getting the full Call of Duty experience this November on the Wii U, and we think it looks great. So that's it from Activision this morning. With that, I'm going to bring back Reggie. Eric, thank you so much. Zombiler geri geleceklermiş. The games look great. Call of Duty really is the complete package. HD graphics that look out of this world and the thrill of Call of Duty HD multiplayer on diyor. Wii U. Be HD olacak artık. And those of you here with us here today will be able to play it for yourself shortly in just a few minutes. Now, şimdi, beyond Nintendo Land and New Super Mario Bros. U, it's still a little too early to guarantee exactly which games will be here for you on launch day itself and which will come shortly Super Mario Bros. Wii U mu? But yoksa I can assure Nintendo you Land that mi? This launch library beginning on day one will be the strongest söyle, for any Nintendo home platform in our history. Bu en iyi you can probably Nintendo judge that from platform. The games that have already been announced by their publishers. Nintendo and our publishing partners will identify the exact release dates. But here's the roster of what's bunların coming for the full şey launch de, window from November 18th to the end of next month. More than 50 yapmadılar. Yani oldu ama Wii U yapmadılar. Oyunların birikmesini beklediler. Gizli bir şekilde oyun yaptırdılar. Şu anda ne oldukları geçiyor. Bir sürü oyun hazır yani. Yeni bir konsol aldığınız zaman oyun sıkıntısı çekmeyecek kadar yapıyor. Just Dance 4 gelmiş. Nasıl ya? Şey yani gelecek Wii U'ya. Güzelmiş. Ekranda zaten görüyorduk. Batman'in önünde geliyor. Ben senin önünde var. Şu anda izleyiciler tavan yaptı bu arada Wii U'nun sitesinde. 50.533.46.5 Fantastera.com'da kaç kişi var? Well, I hope you've enjoyed what we've presented. Ben değilim ama. A look at how the Wii U gamepad makes several new styles of play possible, even within a single. Ha pardon, o benmişim. And how that Metroid experience itself will exist alongside 11 others inside Nintendo Land. How Nintendo TV promises the same kind of innovation for TV viewing as Wii U itself. Does yine Meteor'la ilgili bir şeyler diyor. And I know many of you are looking forward to the arrival of the newly announced titles like Bayonetta 2. Yani tabii Monster ki. 32 GB'lik kapsolduğuna göre Black Ops 2 all da on Wii U. Galiba. We've come here today not just to make news, geliyor, but to give you a better sense for how Wii U will change the way you play games. How it'll connect your Game gaming friends. Şey, and how it will change the way you watch television. The agent of that change is the Wii U gamepad. A fully integrated second screen that doesn't exist anywhere else. We can't wait for you to get your hands on it because it's the next advance in gaming. It's ben de sabırsızlanıyorum da bakalım annem de öyle olacak mı? Thanks for being with us and we'll close today by letting you see some of those games in action. Bu oyunları thanks göstererek again. Kapatıyoruz diyor. Bakalım siz de göreceksiniz. Zombie U oyunu. Tekken oyunu daha farklı belki. Farklı bir de Dompista. Nintendo'nun olmayan oyunlarda bile Nintendo'nun işte Mario'daki vesaire şeyler kullanılmış. Bu da daha aslında güzel bir şey. Biraz önce gördüğünüz gibi mantar la büyüdü yani. Daha iyi oldu. Nintendo Land'da bir sürü oyun var. Rayman Legends dediği Rayman'ın çok güzel oyunları da var. Ve bizde de yayın gidiyor. Sonic'in Skylanders var. Giants var. Sing Party gördüm orada. Yani Super Mario Bros. Rayman Legends dondu bende. Yalnız yayın
Tekrar başa sarıyorum. Taki tarihi. Ben de şu anda geriden geliyor. Abi bir video var. Video tahtanızı kullanabiliyorsunuz zaten. Daha fazla şey. Kesinlikle eğlenceli gözüküyor. Scribble Knots Unlimited. Aa, Game ve Wario oyunu geldi. Wario'nun yeni oyunu. Şu anda da Wario'nun oyunu var değil ama yenisi geldi. Trying to Director's Cut var. Çok eğlenceli oyunlar var şu anda. The Wonderful 101. Yine bahsetmiştik bundan. Nano Assault Neo. Amerikan futbol oyunu yine Lego gözüküyor burada. Ben çok merak ediyorum. Gayet eğlenceli oyunlar da var hala hareket edebileceğim. Nintendo'nun yaptığı oyunlar var. Güzel hareket. Evet ve beklenen NBA 2K13. Yani çok beklenen bir oyun. 2003 de çok güzel bir oyun. Yani onu da oynamanızı öneririm. Batman Arkham City Armored Edition var. Yine Mass Effect. Umarım oyun fiyatları da uygun fiyatlı olursa iyi ekranımıza gerek kalmadan güzel oyunlara sahip olur. Darksiders 2. Vay. Bu oyun da Xbox'ta da var, bilgisayarda da var. Bu oyun güzel bir oyun, evet. O bütün konsollarda var yani galiba. Assassin's Creed'le bitirdiler. Hi everyone. Selam. Cindy Gordon with Nintendo of America Corporate Affairs, and just to note that this concludes the live. Aa. Ve yayını kestiler çünkü bitti, o da goodbye dedi zaten. Biz live blog'dan bakalım. Galiba bitti. Ya da evet, off air bitti. Şu anda oradan resimler gelmeye devam ediyor da. Galiba ben live blog'u bulamadım bu arada. Ben buldum, takip ediyorum da yayında değiller. Şu anda sadece live blog'dan devam edebiliyoruz. Takip edebiliyoruz. Link rica edeceğim. iPad'den bakıyorum, kusura bakma. Biz de bakalım kimler bizimle birlikte. Kim yorum yazmış, kim yazmamış. Kimse yapmamış. Yalnız şu anda NASA'dan canlı yayın var ya. Nasıl yani? Öyle. YouTube'da çıktı. Bizi bırakıp oraya mı gidiyorlar, ne yapıyorlar? Bakalım. Aa, evet, bugün gördüm onu. Görüntüleyen yok ya. Biz devam ediyoruz şu anda. Evet, ben de çıktım. çıktım YouTube'dan. Görüntüleyen kalmadı. Soru cevap olacakmış zaten. Biz buradan soru yöneltemiyoruz. Tekrar Wii U'ya bakalım. Wii U gelecek olan güzel bir konsol. Wii'nin devamı. Tabii özelliklerini de göstermiyorlar şu anda. Tekrardan giremeyeceğiz. Wii U'nun şöyle bir güzel tarafı var. Artık bir remote'a bağlı değilsiniz. Yani bu klasik game controller dediğimiz bu PlayStation'ın, o da gidiyor. Kadın da gidiyor şu anda, bitti. Biz devam edelim. Sadece bir gamepad kullanabiliyorsunuz. Bağlı olmanız gereken şey o. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Yani mesela kontrollerinizi bu işte PlayStation ya da Xbox kontrollerine benzer oyun pedinize alıp bir yere bağlamadan sadece onu da bağlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Onun dışında Full HD'ye kadar destekliyor artık Wii U. Televizyonunuzu da oradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani güzel bir şey. Artık Wii HD'ye çıktı. Daha güzel bağlantılara sahip. Şöyle bir şey var. Onlar orada söylemediler ya da biz kaçırdık. Wii U'da diyelim mesela evdesiniz, bir oyun oynuyorsunuz, ondan sonra babanız, anneniz geldi, işte televizyonda dizisi var vesaire. Televizyonda, yani Wii'yi kapatmadan
işte uydu yayınına geçtiniz, uyduya geçtiniz diyelim. Şöyle bir özellik var. Oyuna televizyon ekranında bir şey görmüyorsunuz. Ama Wii Gamepad'de devam edebiliyorsunuz. Yani televizyonda işte ben bir dizim var diyorsunuz. Onu açıyorsunuz. Gamepad'de de oyununuza bakıyorsunuz. Yani bence ailenin her bireyi için iyi olmuş bu. Evet, yani ben mesela akşamleyin babam geldiğinde Gamepad'de oynama devam edebileceğim. Zaten Bluetooth'tan destekli olduğu için, yani Bluetooth kullanıldığı için, yani gidin başka bir yan odaya geçin, yani orada bile oynarsınız. Güzel olmuş bence Wii U. Fiyatı da karşılanabilir, $300. Yani... Tabii Türkiye'de ne olacak o fiyat? Biliyorsun ki iPhone'lar da Amerika'da $199'dan başlıyor ve Türkiye'ye gelince fiyatı böyle 2000 liraya falan çıkıyor. O kadar çıkacağını sanmıyorum, $300. Çünkü Japon nereden geldiğini bilmiyorum ama Japonlar yapıyor galiba. Önce zaten Japonya'da tanıtıldı. Bence alınabilir. Şu anda bir oyun konsolu almayı bekliyorsanız lütfen geliştiricilerin ve diğer deney yapacak üstünde olan insanları bekleyin. Onların önce bir yorumlarını görün. Ondan sonra almayı düşünün. Şu anda Wii kesinlikle almanızı önermiyorum. Gidip Wii U'yu beklemeniz sizin için daha iyi olacak. Bu arada Furkan, efendim? Nintendo 3DS XL diye bir şey çıkmış. Büyük versiyonu zaten, galiba. Büyük versiyonu zaten çıkmıştı. Onunla alakalı internetten baksınlar. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Ben Furkan Taşdelen, furkantaşdelen.com'un sahibi gördüğünüz üzere. canlı yayın konuğum Orhan Dinç Şahin. Onun da kanalına bakarsınız, benim de kanalıma bakarsınız. Twitter'dan takip edin lütfen. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Her türlü şekilde bize ulaşabilirsiniz. YouTube'dan da bu hani yukarıda bir yerde bir sarı, genelde sarı oluyor da değiştirdiler rengini. Takip etmek için olan bir tuş var, ona basarsınız. Seviniriz. Bizim daha gelecek bir sürü videomuz var. Hepsinde de görüşürüz umarım. Hoşça kalın. Güle güle.